birkaç gündür story paylaşmıyorum. Yani konuşarak story paylaşmıyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Artık yaptığınız yorumların kapatıyorum farkındaysanız. Bir şey attığımda, resim attığımda, video attığımda önemi yok. Yazan eski güzellik, eski bilmem ne, ya eski, adı üstünde eski. Artık yorumlarınız kabak tadı vermeye başladı. Ve hiç hoşuma gitmiyor bu durum. Çünkü şöyle durum hoşuma gitmiyor. Ben memnunum. Alan razı, satan razı vardır ya bir kelam. O yüzden bunu söylemek istedim. Yeteri kadar yazdınız. Yeter. Bir kelime vardır. İnsan ne isterse o olur, ona dönüşür. Ben bir sefer kendimle ilgili yorum yapmıştım. Şey demiştim ya, kendime Michael Jackson demiştim, çok zayıflamıştım diye. Hala da zayıfım, aslında kilo aldım. Yani ben böyle mutluyum ve memnunum. Benim sesimle ilgili haber yapacağınıza, benim sesimle ilgili yorum yazacağınızı yaşıyorsunuz. Çok merak ediyorum. Ayrıca bu benim değişimim, kimseyi ilgilendirmez. Herkes kendi işine, kendine baksın. Aynaya bir baksın. Bunlar artık beni bağlamıyor. Bu saatten sonra da yazan herkesi şikayet edeceğim, engelleyeceğim. Haberiniz olsun. Şimdiden uyardım. Yine uyardım. Yani mutsuzluklarınızı evde otur. Ben size sormuyorum ki böyle nasıl olmuşum veya da böyle nedir falan diye soru sormuyorum. O yüzden herkes kendi hayatına, kendi düzenine baksın. Kimseyi bağlamıyor bu durum. Lütfen ya, artık yeter. Şarkı ile ilgili, sesle ilgili çok güzel şarkılar okuyorum. Canlı okuyorum ayrıca. Müziksiz yapıyorum bunu. Neden? Müzikle hani oynanıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye ben bunları paylaşıyorum. Allah'a çok şükür bir yetenek vermiş Allah bana, ses vermiş ve ben bunu da en doğru şekilde sizlere sunmaya çalışıyorum. Ama görüyorum ki sesle mesle işiniz yok. Siz estetiktir, şudur. Ne kadar olmadı dese de insan, öyle de diyeceksiniz. Evet, estetikliyim. Tamam mı? Sıkıntı var mı? Yok. Ben de yok. Sizde de. Sizde de olmasın. Seven benim yanımda ve gerçekten sayfamda bulunsun. Sevmeyen de güle güle deyip sayfamdan çıkabilir. Takip etmesin. Ama merakınızdan yani saçın niye renkledin? Niye saçına boya sürdün? Niye sarı yaptın? Eski halin, eski halin, eski halin ya, yeter. Eski yok. Yeni var. Ben varım. Şu anda bu yani. Nedir ya? Bu nedir arkadaş? Kınıyorum da bu haber yapan internet sayfalarını ya. Benim sesimle, klibimle ilgili hangi bir tanesini paylaşmışsınız da şimdi benimle ilgili bu? Evet, hangi bir tanesini paylaşmışsınız da şimdi böyle şeyler paylaşıyorsunuz? Her yıl 4-5 sefer haber yapıyorsunuz ve estetikle ilgili yapıyorsunuz. Günel değişti. Ya tamam, değiştim. Değiştim. Sen benim git klibimi yayınla. Sen benim yaptığım şarkıyı yayınla. Sen benim yaptığım işleri yayınla ya. Bu sadece benim için geçerli değil. O kadar sanatçı arkadaşım, dostum var ki. Bunlarla ilgili de ya. Vallahi mutsuzluk bu 3 ay evde olma sürecinde insanların beyni düzelmemiş. Hiç kimse bir ders çıkaramamış hayatla ilgili. Ancak pislik akıyor kalplerinizden ve bunu döküyorsunuz. Yapmayın. Yapmayın bunu. Kimseye yapmayın. Sadece ben değil, herkese. Oturup evde canınız sıkılıyor, yazıyorsunuz. Yapmayın, yazmayın ya kimseye bir şey. Gidin işinizle uğraşın. Herkes kendi işine bakarsa daha güzel olur aslında. Biz her ay böyle dertleşiyoruz. İyi niyetli insanlar sağ olsunlar yazıyorlar. Gel kimseye aldırış etmek değil. Ben bir şey paylaştığım zaman benim şarkımı piç edip çok özür dilerim böyle bir tabirde bulunduğum için herkesten. Altına ne gün desen, ay bilmem neynem sen, ay ne olmuş ben seni tanıyamadım falan yazan insanları görmek istemiyorum. O yüzden de bu saatten sonra yorumlarımı kapatacağım.
Kimse yorum yazmasın. Güzel yazan yorumları da zaten ayrıca DM'den görüyorum. Yazıyorsunuz, okuyorum da. Cevap yazdıklarım da oluyor. Bazen görmediklerim oluyor. Sonradan gördüklerim oluyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Her zaman da var olun. Ama yapmayın bunu ya. Ne olur yapmayın. Artık yapmayın. Yapamayacaksınız zaten. İzin vermeyeceğim buna. Ya geçen biri yazmış ki, gerçekten göz ameliyatınızı nasıl değiştirdiniz rengini demiş ya. İnanamadım. Ya cahil misin arkadaş? Bilmiyorum. Benim haberim yok. Göz ameliyatı olunuyor mu, değiştiriliyor mu bilmiyorum. Demek ki sen beni doğru düzgün takip etmemişsin. Büyüme çağımdan şimdiye kadar bakmamışsın, ilerleyememişsin. Şimdi de karşında beni böyle saçları sarı, farklı görmüşsün. Tanıyamıyorsun, altına döşüyorsun. Yapmayın ya bunları ya. Herkes kendi işine gücüne baksın. Çok da sakin ama hirsli falan da değilim. Sinirli de değilim. Sadece yoruldum ben onları silmekten. Siz yazmaktan yorulmadınız. Bundan sonra böyle. Yazarsanız engelleneceksiniz. Haberiniz olsun. Ayrıca şey yazıyorlar. Çirkinleşmişsin. Tamam, çirkinleşmişim. Çirkinleşmişim kime ne? Bana mı? Beni seven insan beni böyle seviyor. Seviyordur. Sevecektir de. Yani sevmiyor musun? Sen sevme. Tamam. O yüzden yani herkes kendi hayatına ne olur baksın. Dönsün bir arkasına baksın. Bir baksın ne oluyor. Demek ki sizin işiniz gücünüz yoktu. Ve ona göre de bunları yazma gereği duyursunuz. Bundan sonra özünüz bilersiniz. Söz vermiş ama özme. Söz verdim. Söz verdim. Hakikaten hiç kimsenin yorumunu kabul etmeyeceğim. Koymayacağım ki orada birden bir şey yazasınız. Yorumları kapatacağım. Ta ki akıllanana kadar. Akıllanacak mısınız onu da bilmiyorum ama inşallah. Umut ederim. Ama şunu da söyleyeyim ki asla da şarkı söylemekten vazgeçmeyeceğim. Sesi olmayanlar fink atıyor. Niye de okumuyoruz? Niye de söylemiyoruz? Ben beni sevenler için söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Asla o pislik dolu kalpleri olan insanları sevindirmeyeceğim. Geride çekilmeyeceğim. Daha fazla yapacağım. Ben inanıyorum ki de beni gerçekten seven insanlar benim yanımdalar ve beni dinliyorlar. Allah razı olsun hepsinden. O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz ki ben şu anda konuştukça yukarıdan yazıyorsunuz sürekli. Okumaya çalışıyorum, kafam da karışıyor. İyi ki varsınız. Her zaman da var olun. Beni sevenler 1998'den beri sevmişler ve hep yanımdalar. Yani sevgi karşılıklı, emek sevgi karşılıklı derler ya, emek istiyor. Aslında siz beni karşılıksız seviyorsunuz. Tabii ki de iyiliğimin içinde şeyler söylüyorsunuz. Ama bazen kendi dostumuza, arkadaşımıza bile bir şeyi söylerken onu inceleyip sık dokuyoruz ki kalbini kırmayalım diye. Benden küsmesin diye. Dost acı söyler derler ya, ama dost acıyı tatlı söyler ya. Benim deyimim ve benim anlayışım budur. Ben herhalde ailemin içinde o kadar mutluyum ki çok şükür Allah'ıma. Anamdan, babamdan, ablamdan, abimden hep mutluluk içerisinde büyüdüğüm için, sevgi dolu olduğum için herkese de öyle baktım. Çok kazık yedim ama değişmedim. Çok şükür bugünüme de, değişmeyeceğim de. Seviyorum hepinizi. Bu kadar yeter. Çok yoruldum. Çok danıştım. Öperim sizi. Şuna da hemen bir aydınlık getireyim. Geçenlerde bir tane daha soru sormuşsunuz. İbrahim Tatlıses'le görüşüm. İbrahim abi benim manevi babam. Abimdir, büyüğümdür. Her zaman görüşürüz, her zaman konuşuruz. Arada mesafeler oluyor. Bazen konuşmuyoruz ama her zaman birbirimizi ararız, sorarız. Geçenlerde bana bir tane fotoğraf atmış. Değişmişsin diye. O bile yollamış bana. Ama sonra onun üzerine hiçbir şey yazmadan FaceTime'den direkt İbrahim abiye aradım ve kendimi gösterdim. Değişmiş miyim? Değişmişsin dedi. Sonra ışığı böyle tuttum. Dedik yo aynısın.
Sıkıntı yok. Niye böyle bir fotoğraf koymuşlar, değiştirmişler? Böyle bir tuhaf bir resimdi. Ben bile kendimi tanıyamamıştım o attığı fotoğrafta. Yani o benim büyüğüm ve abim babam olduğu için her zaman benim yanımda. Biz çöğe dizinde insanlar değiliz. Biz bize verilen değeri, önemi bu Türkiye'ye tanıtmak. Beni keşfetmiş, benim sesime inanmış, benim sanatıma inanmış ve beni Türkiye'ye tanıtmış insandır. O yüzden benim her zaman başımın tacıdır İbrahim abi, babam, manevi babam. O yüzden buna da açıklık getirdim. Çok da mutlu oldum. Artık bu kadar konuşmak yeter. Herkesi seviyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.